Merhabalar. Aslında eğitimimizdeki ilk videoda bahsettim ama sunum üzerinde. Şu anda uygulamalı olarak da kısa bilgi vermek istiyorum ve bunun üzerine yeni bilgiler eklemek istiyorum. Biz Excel'de çalışma sayfamız içerisinde hücreler üzerinde çalışırız ve her tıkladığımız hücrenin bir adı bulunmaktadır. Örneğin bu tıkladığım hücrenin adı üzerindeki harf ve solundaki sayı ile ifade edilmektedir. B6 hücresidir. Burada da görülmektedir. Ya da ben C sütunu ile işlem yapacaksam C'ye tıklarım. Bakın şu anda C sütununu komple seçmiş oldum. Ya da 5. satırla çalışmak istiyorsam 5'e tıklarım ve 5. satırı komple seçmiş olurum. Peki ben en fazla kaç sütunla ya da kaç satırla çalışabilirim? Hemen bakalım. A, B, C, D diye alfabeye göre gidiyor. Peki nereye kadar gidiyormuş? X, F, D harfine kadar gidiyormuş. Ve 1.048.576 satıra kadar gidiyormuş. Yani aslında çok çok büyük bir ekran üzerinde çalışmalarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Biz ihtiyacımız doğrultusunda bakın burada bazı şeyleri seçebiliriz, bazı grupları seçebiliriz ya da buradan satırları, sütunları seçebiliriz. Bunları unutmayın. Biz hücreye bir şeyler yazdığımız zaman yazdığımız şey burada görünür. Aynı zamanda bakın burada formül çubuğunda değil mi, bahsetmiştik ya, yazdığımız şeyler görünür. Örneğin şöyle yapalım. Özür dilerim. Birinci sayı işte ikinci sayı toplamı diyelim, bir tablo oluşturalım mesela. Ya da şöyle çoğaltalım tabloyu, alta bir şeyler daha koyalım. Hem size bir iki kuraldan bahsedeyim. Birinci sayı 10 olsun, ikinci sayı da 5 olsun. Normal şartlarda ben bir hücreye gelip 10 artı 5 yazdığım zaman herhangi bir şey olmaz. Benim bunu matematiksel olarak bu işlemin gerçekleşebilmesi için, yani benim mantıksal ya da matematiksel bir işlem yapabilmem için, formül kullanabilmem için, bir şeyleri sorgulayabilmem için mutlaka o yazacağım şeyleri eşittir ile başlatmam gerekmektedir. Eşittir ile başlattıktan sonra yazdığım her şey matematiksel ya da mantıksal bir işlem çerçevesinde gerçekleştirilir. Bakın gördüğünüz gibi 10-15 yazdı ama ben formül satırına gittiğim zaman bakın formül satırında ne yazıyor? Ben matematiksel işlemin sonucu burada yazıyor. Hatta çift tıkladığım zaman o görünüyor. Ancak diğer türlü sonuç görünüyor. Yani ben bir mantıksal ya da matematiksel işlem yapacaksam eşittir ile ben bu işlemi yapmaya başlayacağım. Ve eşittir ile ben bunu yapmaya başladıktan sonra, eşittir yazdıktan sonra herhangi bir şey ne yazarsam yazayım bu formül olarak kabul edileceği için bakın onayladığım zaman böyle bir sorun meydana geliyor. Yani böyle bir mantıksal ya da matematiksel işlem olmadığı için böyle bir hata karşınıza çıkıyor. Bunlar işte yanlış yazdığınız için ortaya çıktığı ortaya çıkan bir şeydir. Bununla beraber örneğin toplama işlemi yapacak olursam biraz önce işte 10 artı 5 yazdım. Onayladığım zaman burada işlem gerçekleşti. Peki ben buradaki yazmış olduğum iki sayıyı toplamak istiyorsam ne yapacağım? Şunu yapıyorum. Eşittir dedim gene. İşte birinci sayının hücresi nerede? C3. Bakın C3. İşte C3 yazıyorum. Artı diğerine C4. C4 yazıyorum ve Enter'a basıyorum. Bakın 15 oldu. Peki bunu şu anki şuraya yapmış olduğum işlemle bu işlem arasında ne fark var? İkisinde de 15 sonucu çıktı. Bunda şöyle bir farklılık var. Ben buradaki sayıyı değiştirdiğim zaman oradaki sayı da hemen değişecek. Anlık olarak güncellenmekte. Yani bize aslında fonksiyonel bir işlem yapıyor. Çıkarmasını yapalım. Mesela çarpmasını yapalım. Bölmesini yapalım. Mesela eşittir. Çıkarma için ne yapacağım gene? İstersem gene C3 eksi C4 yazabilirim. İstersem çarpma için mesela şunu da yapabilirim. Eşittir dedim. Buradaki hücrenin adını yazmak yerine bu hücreye bir kere tıklayıp bakın adı hemen oraya geldi. Çarpı diğer ucu C4 diyebilirim. Gene bölme işlemi için gene tıklayıp bölü diyebilirim. Bakın şimdi ben buradaki değerleri değiştirdiğim zaman otomatik olarak sonuçlar değişecek. Hatta ben bunları şöyle rengini biraz değiştireyim. Sizin için daha anlaşılır olsun. Bakın direkt sonuçlar karşımıza geliyor. Anlık olarak işliyor. Yani özetle bizim formül yazmadan önce eşittir ile başlatmamız gerekiyor. Ve eşittir ile başladıktan sonra yazdığımız işlemlerin hepsi formül olarak kabul ediliyor. Bunları unutmayın efendim. Onun dışında diğer mantıksal, matematiksel formüller, fonksiyonları kullanımı ile ilgili ayrı bir videomuz olacak. Şu anda bu önemli olan şey eşittir unutmayın ve işlemleri yaparken hücrelerin adlarını kullanacağımızı bunları unutmayın. Bunlar çok önemli. Bununla birlikte
Bir şey daha göstermek istiyorum ben size. Hemen hızlıca hemen. Diyelim ki biz şöyle bir sayı kümesi grubu oluşturalım. Tablo oluşturalım. Hatta bunda sarı olsun, karışıkmasın. Mesela bunlara kendi içerisinde de diyelim ki mesela 5. Ben şöyle hızlıca yazmak için hızlı hızlı yazdım. Hatırlarsanız bu yaza yaza enter'a bastığım zaman tekrar başa gelmesinin sebebini her yazdığımda bir tab tuşuna basıyorum bir sonrakine geçerek. Daha sonra enter'a bastığım anda en son taba bastığım neresiyse orası devam ediyor. Şimdi burada şöyle bir özellik var. Sayıların çoğaltılması videosunu hatırlıyorsunuzdur. Sayıların çoğaltılması videosunda ne vardı? Sayı grubunu seçip şu köşedeki şeyi tutup çektiğimiz zaman sayılar işte 1, 2, 3 ise 6, 7, 8, 9, 10 diye uzanıyordu. Biz formülleri de benzer şekilde çoğaltabiliyoruz. Örneğin ben böyle bir sayı kümesi yaptım. Ben toplama formülüne gelip tutup bakın şöyle çoğalttığım anda bütün o formül aslında bakın buraya çoğaltılmış oldu. Değerler değişiyor. Aynı şekilde ben diğerleri için de bunu gerçekleştirebilirim. Formüller çoğaltılabilir. Bununla beraber diyelim ki benim bir sabit değerim var. Mesela buraya yazalım. Sabit değer. Sabit değerim benim işte 1000 olsun. Ya da 10.000 olsun. Benim şöyle bir sabit değerim var. Yani ben bu işlemlerin hepsini yaparken örneğin toplama, çıkarma, çarpma, bölme ne yaparsam yapayım. Yaparken birinci sayı, ikinci sayı ve bu sabit değeri kullanmam gereksin. Yani benim formülüm şu oluyor. Birinci sayı artı toplama için yazıyorum. İkinci sayı artı sabit. Ben bu üçünü birden toplayayım. Yapacağım işlemlerde. Hemen buraya geldim o zaman. Bakın burada formül görünüyor. Ben buraya çift tıklarsam bunun içerisine girebileceğim zaten. Artıya bastım. Bakın C3, C4 yazılı. Ve sabiti seçtim. Enter'a bastım. Bakın zaten topladı. Ve burada da görüyorum. Şimdi ben bunu yine sürükleyip buraya doğru çoğaltabilirim. Ama hiçbir şey değişmedi. Neden değişmedi? Çünkü bakalım nasıl çoğalttım ben az önce. Yaptım şimdi CTRL-Z yapalım. Şunu da kaldıralım. Buradaki formülümde bakın C3, C4. Şuna geldim. Bir yana kaydırdım. Bakın D3, D4. Bir daha kaydırdım E3, E4. Yani aslında her kaydırdığımda otomatik olarak sağa doğru artan şey ne? Sütun ismi. Sütun ismini hep arttırmış. A, B, C, D, E, F diye bakın hep arttırmış. Ama ben buraya gelip şuradan işte neydi bu? N2. N2 hücresini yazdım. Ben bunu yazdığım zaman bakalım neden olmadı. Şöyle çoğalttım da bunu. Bakalım bakın bu doğru. Buraya geldim. D3, D4, O2 olmuş. Benim O2'm boş. Benim yine N2 ile toplamam lazım. Yani buraya gelip şunu N2 yapmam lazım. Bakın N2 yaptığım zaman oldu. Burada işte bu sütun sağa doğru kaydım. Sütun sayısı artıyor. Benim bunu sabitlemem lazım. N2 değerini sabitlemem lazım. Sabitlemek için dolar fonksiyonu var. Dolar fonksiyonunu kullanmam gerekiyor. Yani şu oluyor bu. Ben sağa doğru çekerken sütunlar üzerine çalışırken sütun adı artıyordu. Ben sütun adını sabitlemem gerekiyor. Sabitlemek için de şunu yapıyorum. Bakın N harfinin önüne geldim. Dolar işaretine bastım. Bakın dolar N2 yaptım. Enter'a bastım. Şimdi tutup sürükleyelim bakalım. Bakın hepsinde işlem gerçekleşti. Bakın ne oldu? Bakın dolar N2. Dolar N2. Bütün hücreleri ilerletiyorum. Bu ilk iki hücre ilerliyor ama N harfi sabit kalmış oldu. Benzer şekilde ben yukarıdan aşağıya doğru ilerleyen bir formül yaparsam, yani tutup yukarıdan aşağıya etkileyecek şekilde çıkacak bir formül yaparsam ve sabit değerim varsa bunda da buradaki sayılar artacak. 8, 9, 10, 11, 12 diye. Dolayısıyla benim bunları sabitlemem gerekecek sabit değerde. O zaman da gelip 2'nin önüne dolar işareti koymanız gerekecek. Bakın gene tutup çekelim şöyle sağa doğru. Bakın N2 hepsi sabit bir şekilde durdu. Sizlere tavsiyem bir formül yazdığınız zaman eğer sabit bir değeriniz varsa bu sabit değeri hem harfinin önüne hem sayısının önüne dolar işareti koyun ve onaylayın. Böylece hiçbir hata yapma imkanınız ortadan kalkmış olur. Bu ne işe yarayabilir? Örneğin bir sınav değerlendirmesi yapıyorsunuzdur. Bir sabit katsayınız vardır ya da bir rubrik değerlendirme çizelgesi dolduruyorsunuzdur. Sabit katsayınız vardır. İşte o sabit katsayı bu şekilde kontrol altına alabilirsiniz ve daha sonra belki de o sabit katsayı üzerinden bir oynama yapmanız gerekiyorsa da hemen o oynamayı işte bakın şu anda yapıyorum yaparsanız otomatik olarak hepsine o değer yansır. Bu hususu da unutmayın. Dolar işaretinin kullanımını unutmayın. Çok 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 önemli. Dolar işaretini biz nasıl yapıyoruz? Alt GR tuşu ile beraber 4'e basıyoruz. Tabi bazı klavyelerde bu farklılık gösterebilir. Ama genel olarak alt GR tuşu ile beraber 4'e basarak
bunu yapabilirsiniz. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.